Evet arkadaşlar merhaba. Kocaeli'deyiz. 1 Kasım 2021 Türkiye'de akşam yarışları, Türk yarışlarının akşam yarışları olarak Kocaeli'de tam 8 koşulu bir program var. Evet Bursa videomuzda yayında arkadaşlar. Campton ve yabancı yarışlardan Mavening Valley ve Campton'da videolarında izleyebilirsiniz. Hepinize iyi bir Kasım ayı geçirmenizi diliyoruz. Sağlık, mutluluk ve bereketle beraber başlıyoruz arkadaşlar. Kocaeli için. Evet, geçen sefer Kocaeli'de iyiydik bayağı. Bakalım bu sefer 3. koşuyla beraber tek bir altılı gemim var. Saat 7'de başlayan. Evet arkadaşlar, şartlı 5 bir koşu bu. 4 ve yukarı Araplar 1900 metre kum piste çıkacaklar. Toplam 11 tane sapkan var burada. Şimdi burada tabii çok net gözüken bir 3 numara var. Berat Bey iyi koşacak arkadaşlar. Apprentice Fırat Arslan da bazen bu Apprentice güzel koşular çıkartıyor. Aslında çok düzgün bir arkadaş. Bakalım bunu nasıl yapacak bu sefer. Çünkü artık burada bir yani yarışı kazanmayı hak eden bir sapkan bu. 4 numaralı Atlı Bey Özcan Yıldırım'la usta jokey ile burada turbo yavrusunu iyi koşturacaktır o da. 2 numaralı Emir Soy Görkem Özçelik'le bugünlerde çok koşuyor. 7 gün yani bir hafta evvel tekrar gördüğünüz gibi tekrar piste dönmüş. 1 numaralı Anayurt Çetin Taş'la ve 9 numaralı Vanlı Maho Nurettin Şen'le. Arkadaşlar dikkat etmek lazım bu safkanlara. Burada bu atların dışındaki atlar gerçekten büyük sürpriz olur. 3 başta olmak üzere 4, 2, 1, 9 diyoruz. Buradaki altılı gayanın birinci ayağı bu koşuda 5 atla geçiyoruz burayı. 4. koşuda şimdi 19.30'da handikap 16, 4 ve yukarı Araplar 1500 metre kum. Zaten hepsi kum arkadaşlar Kocaeli'de. Evet, 13 tane safkan var burada. Şimdi bu 3 tane safkan çok ön planda bizim için. 9 numaralı Eğilce, yine Fırat Arslan'la, burada ilk atımız bizim. 8 numaralı Küçük Joker, Görkem Özçelik'le. Ve 4 numaralı Siverekan, Burak Akça'yla arkadaşlar. Tabi burada Yeşil Kale, 6 numaralı Yeşil Kale, Mehmet Kaya'yla. Ve 1 numaralı Fadik de dikkate alınması gereken safkanlar yani eğer yeriniz varsa mutlak düzeyde 6'yı ve 1'i de burada kuponunuza yazın. 9-8-4 öncelik bizim. 9-8-4 artı 6 ve 1 diyoruz. Evet 5. koşuda isim saat 8. Maiden 2 yaşlı İngilizler. Maiden'dan çıkmaya çalışacaklar 1500 metre. 11 tane safkan var burada. Şimdi burada da 4 tane safkan çok ön planda gözüküyor. 3 numaralı Çayır Ağası Mertcan Çelik'le. Arkadaşlar Mertcan Çelik burada Çayır Ağası ile ses getirebilir. 7 numaralı Real Şampiyon Görkem Özçelik'le. Evet. Başarılı apprenti arkadaşlar bu arkadaş. Yani açıkçası Vera tabii çok iyi. Bana göre apprentilerde. Ama Görkem Özçelik de en az onun kadar bana göre iyi bir apranti. Ve 1 numaralı Baba Bülent Özcan Yıldırım'la bu safkanlı koşup duruyor. Şu koşudur. Hani kendini de gösteriyor son düzlükte. Ama bitirici darbe yok. Yani o pişkinliğe erişmişse bu yarışı kazanacaktır bu zaten. Ve 2 numaralı Bodaçius Metin Hamedi ile arkadaşlar ilk kez koşacak olmasına rağmen El Corredor yavrusu saf bir Amerikan safkan izleyeceğiz bugün bu pistte. İlk kez hayatında başlıyor koşmaya. Maiden mücadeleye. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Arkadaşlar hepsini de mat edebilir bu safkan 2 numara. Tam bir muamma. 3, 7, 1, 2 diyoruz buraya. Varsa sizin adınızı yazabilirsiniz. Tabii kupondan da yani şimdi Hüseyin Şimşek'i biz hemen böyle şey yapıyoruz ama kupondan da ve 8 numaradan da yani 9 numara ve 8 numaradan da sansasyonel.
İkisinden de iyi bir koşu gelebilir. Yani ikisi de bir günün sürprizini burada yapabilir. Tabii ki 5 numara Mustafa Çiçek. Çok karışık bir ayak aslında bu. Özür dilerim. Yani 3, 7, 1, 2 artı 9, 8 ve 5 diyoruz. Geniş yazmak isteyenler. Merak etmeyin, yeteri kadar tek vereceğiz arkadaşlar. 6. koşudayız şimdi. Kısa vade 8, 3 yaşlı Araplar 1500 metre kum piste çıkacaklar. 9 tane safkan var burada. Arkadaşlar burada birinci tekimiz geliyor. O da 1 numaralı Öz Şimşek. Burada Kadir Tokaçoğlu'yla 60 kilo da olsa arkadaşlar burada bu grubu basıp geçeceğini düşünüyoruz. Aksi takdirde 3 numaralı benim tuttuğum safkan var burada. 3 numaralı Tormankaya burada devreye girebilir. Dikkat etmek lazım. Can Ömer'im, Mehmet Kaya da kendi atları zaten. Her an devreye girebilir arkadaşlar. Yani burası 1 numara bizim bankomuz. İlk bankomuz 1 numara. 7. koşudayız şimdi. Handikap 16. 3 ve yukarı İngilizler 1500 metre yine. Burası tam 10 tane safkan koşu. Arkadaşlar ikinci bankomuz da burada. Bu bankomuzu bayağı sağlam güveniyoruz. Yani yukarıdaki banko biraz böyle hani değişim rüzgarı esiyor onda duruma göre. Ama burada 2 numaralı Over Clouds Mustafa Çiçek'le bizim bankomuz arkadaşlar. Evet, Over Clouds burada banko. Ya bunun arkasına kimi takarsanız takın. Bana göre mühendis ve bilhassa Niğde Bey'i, Dolce Moya gibi safkanlar arkasından gelebilirler. Buyursunlar, gelsinler tabii. Bu safkan Overclose bu yarışı kazanacaktır diye düşünüyoruz. İkinci bankomuz bizim. 8. koşu. Handikap 15. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kuma çıkacaklar. Arkadaşlar burada da 3 tane safkan çok ön planda. 5 numaralı Başdaner Kadir Tokaçoğlu'yla ilk atımız 4 numaralı Vedado Mehmet Kaya ile. İkinci atımız 12 numaralı Marigold burada Gökhan Bektaş'la yine arkadaşlar ses getirebilir. Yani 5, 4 ve 12 diyoruz normalde. Burada tabii yazılması gereken bazı safkanlar var bizim yazmadığımız. 3 numaralı Firecracker, 2 numaralı Son of Bosporus. Tabii Hüseyin Şimşek'le yani yazmıyoruz arkadaşlar. Lining Energy var Mertcan Çelik'le 8 numara. Mesela bu 8 numara muhtemelen AGEPS'te iyi çıkacaktır bunu diye düşünüyorum. Kazandı. Daha sonra bir dokuzunculuk yaptı. Aslında size bir tane safkan söyleyeyim. 9 numara burada. Muazzam bir Equinox Gulch. Bakın Amerikan, saf Amerikan bir safkan bu. Yapıyor. İkincilik yapıyor. Dördüncülük yapıyor. Yapıyor yani. Safkanın potansiyeli var. Bakalım bugün nasıl bir performans gösterecek. 9 numarayı da takibi alın arkadaşlar. Yani günün böyle sürprizini yapmaya hazırlanıyor sanki. Ve 11 numaralı Bartu Bey, Fırat Arslan'la da burada çim kum demeden güzel koşular çıkartan bir safkan bu. Evet, burayı 5-4-12 diyoruz ama mutlak düzeyde diğer safkan verdiğimiz safkanlara 8 olsun, 9 olsun, 11 olsun bunlara da bakın diyoruz arkadaşlar. Evet, tam 2 tane banko olan bir günde Kocaeli'de koşuların sonuna geldik. Arkadaşlar diğer videolarımızda zaten Bursa ve Kempton ve Mahoning Valley yabancı yarışlardaki videolarda yayında izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi bir Kasım ayı geçirmeniz dileğiyle bolluk ve bereketin tüm güzelliklerin sizlerle olmasını diliyoruz. Tüm üyelerimize ve yarış severlere bol şanslar diliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki yarış gününde görüşmek üzere. Hoşça kalın.